Şimdi de obe boke konusunu işleyelim. Bu obe boke konusu çok nankör bir derstir. Öğrencilere ben ders anlatırken soruyorum, diyorum ki arkadaşlar, diyorum, obe boke'yi nasıl bilirsiniz? Bilenler elini kaldırsın diyorum. Yarısı elini kaldırıyor, yarısı kaldırmıyor. Kaldıranlara soruyorum, sizler nasıl bilirsiniz? Hocam ben soruda obep yapıyorum, çıkmazsa okek yapıyorum. Yani Allah'a emanet gidiyoruz obep okekte. İnşallah biz bugün obep okeyi güzel bir şekilde anlatırız. Arkadaşlarımız da bundan güzel bir şekilde istifade eder. Ve nerede obep, nerede okek yapılacağını güzel bir şekilde anlarlar. Şimdi dayıcığım, obep teorik olarak şu anlama gelir. Ortak bölenlerin en büyüğü. Yani iki tane adam düşün, onları birileri bölüyor, o bölenlerin en büyüğü. Okek ise ortak katların en küçüğü. İki tane adamın katları var. Sonsuza kadar kat gidiyor. Onların en küçüğü. Bunlar teorik. Biz böyle bakmayacağız olaya. Biz obevi devamlı fakir gibi göreceğiz. Okek ise bizim için zengin. Zaten kek var ya da kekmek yiyor ya da ortak kat, katları, yatları var. Okek zengin, obev de fakir diye kodlayabiliriz. 240 ve 90 sayıların obev okeklerini bulunuz. Önce nasıl bulunuyor onu bir görelim. Asal çarpanlarını ayıracağız. 240 ve 90 2'ye bölündü. 120'ye 45. Bölündüğü zaman hemen şuraya bir yıldız işareti atmamızda fayda var. 120'yi 2'ye böldük. 60'a 45. Bizimkiler atmamışlar. Sonra 60 ve 45 2'ye böldük. 60 2'ye bölündü. 30 45 bölünmedi. 2'ye böldük. 15'e 45. İşte 3'e böldük. 5'e 15. 3'e böldük. 5'e 5. 5'e böldük. 1. Şimdi dayıcığım, obep demek her iki tarafı da bölen. Hani demiştim ya, 240 ve 90 2'ye bölündüğü için hemen buraya işaret atalım. İşte bölünme ellerinin olduğu yerde 2, 3 ve 5. Bu adamlar, yıldız attığımız adamlar, bunların çarpımları bize obebi verir. Okek ise buradaki bütün adamların çarpımıdır. Yani bunları da çarptığımız zaman 720'yi buluruz. Şimdi şuraya bakarsak obef ve okeklerini bulunuz diyor. Burada fakir zengin muhabbeti daha iyi anlaşılır. O bebeğini bulmak istersek, sana soruyorum dayı, ikililerde en fakir adam kimdir? 2 üzeri 3. 2 üzeri 3. Bakıyorum, evet, dediğin gibi 2 üzeri 3. Üçlülerden en fakiri? 3 üzeri 1. 3 üzeri 1, çok iyi. Beşlilerden en fakiri dayı? 5 üzeri 0. 5 üzeri 0, çünkü 5'in küpü var, 5'in karesi var, burada 5 yok. Demek ki 5 üzeri 0 en fakirdir. O zaman yazmaya gerek yok, 1 yazamayız. 5 üzeri 0 1'dir çünkü. Aynı şekilde 11 de diğerlerinde olmadığı için yine yazmayız. Biz ortak olanlardan en fakirini buluyoruz. Okek ise zengin olan. Şimdi ikililere baktığımızda en zenginin 2 üzeri 5 olduğunu, üçlülerde en zengininin 3 üzeri 4 olduğunu, beşlilerde en zengininin 5 üzeri 3, 5'in küpü, 11'de eksadan geldi. Çünkü diğerlerinde 11 yok, bunda var, zenginde var yani. Dolayısıyla 11'i koyduk. Her harf farklı sayı belirtmek üzere düet pozitif tam sayıların asal çarpanlarına ayrılabilmesi için yanda şema yapılmış, düetin toplamını bulunuz demiş. Şimdi dayı, D harfi 2'ye bölünmüş, D olmuş. Demek ki bölünmemiş. Bölünmemiş. Tekrar 2'ye bölmüşler, bakalım bölünecek mi diye bakmışlar, çok kararlı, yine bölünmemiş. D'yi 3'e bölmüşler, 1 olmuş. Demek ki D 3'tür dayı. Ü'ye geçiyorum. Ü 2'ye bölünmüş, N olmuş. 2'ye bölünmüş, P olmuş. 3'e bölünmüş, R olmuş. 5'e bölünmüş, 1 olmuş. Bütün harfler değişik değil mi? Demek ki Ü buradaki bütün adamları bünyesinde barındırıyor. O zaman 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5'ten Ü harfi 60'tır. Yani Ü 2'ye bölündü, N oldu, artık Ü 2'dir demeyeceğim. N zaten Ü'nün parçası. O devamlı 2'ye bölünmüş, tekrar bölünmüş. Yani buradaki herkese bölünmüş. E'ye geçiyorum. E 2'ye bölünmüş mü? Hayır. Hayır. Tekrar 2'ye bölmeye çalışmışız. Yine bölünmemiş. 3'e bölünmüş şey olmuş. 5'e bölünmüş 1 olmuş. O zaman E denilen adam 3 ve 5'e bölünmüş. O zaman E 15'tir. T'ye geliyorum. T 2'ye bölünmüş Z olmuş. Z 2'ye bölünmemiş. Z 3'e bölünmüş 1 olmuş. O zaman dayı, buradan T harfinin biz 2 çarpı 3'ten 6 olduğunu çıkartırız. Şurayı ben tekrar söyleyeyim. Önemli çünkü. T'yi 2'ye bölmüş Z olmuş. Z, yani harf değiştiği için demek ki T'de 2 çarpanı var. Z harfi 2'ye bölünmemiş. Artık bu 2 çarpanı yok. Z harfi 3'e bölünüp 1 olmuş. Demek ki 3 çarpanı var. O zaman 2 çarpı 3'ten 6. Hocam burada 5 de var. Bitmiş ki bizim adamımız. Dolayısıyla düetin toplamı da bana 84'ü verir. İki tane sayı düşün dayı.
O iki tane sayının çarpımlarıyla obep ve okeklerin çarpımları daima birbirine eşittir. Ve çok önemli bir bilgimiz var. A ile B aralarında asal ise obepleri daima birdir, okekleri de çarpımlarıdır. Bana bir örnek verir misin dayı? 8'de 15. 8'de 15. Obepleri birdir, okekleri de çarpımlarıdır. Yani 120'dir. Şimdi dayı, bu soruya baktığımızda X ve Y sayma sayıları aralarında asaldır diyor. Okeklerinin 143 olduğu verilmiş. X artı 22 bölü Y eşittir 15 olduğuna göre Y kaçtır denilmiş. Şimdi burada sence ne yapmam gerekiyor? Dayı, bence şunu yapmamız lazım. Ne yapalım? Bunlar aralarında asalsa okekleri X, Y 143 demiş. Bu X ve Y sayılarının çarpımı 143'tür bence. Evet. Hangi iki asal sayının çarpımı sence 143'tür? 11 ile 13. 11 ile 13. O zaman dayı, 11 ile 13 ise ben 22'nin altına hangi sayı yazmalıyım? 11'i yazmalıyım ki 2 olsun. 13 ile öbür tarafta X olur. 13 2 daha 15 olur. Gayet güzel. Hiç kaleme kağıda gerek kalmadan soruyu çözdük. Yani 11 buraya gelse 22 bölü 11'den 2, 13 ile toplarsak 15 olur. Süpersin dayı. Olay bu. O zaman X'e bir de gösterelim. X'i aralarında asalsa çarpımları okekleridir demiştik. X çarpıya 143. O zaman şu ifadeye geldiğimde burayla burayı çarpıp 22 ile toplarsam bölü Y eşittir 15. X çarpı Y'nin yerine 143'ü koyarım. 165 bölü Y eşittir 15'ten Y 11 çıkar. Biraz önce senin dediğin gibi de kafadan yapabiliriz bu soruyu. Aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Şimdi dayı, burada sorular var. Teker teker görelim şöyle soruları. A'dan H şıkkına kadar sorular var. Bunları bir animasyonla görelim. Şimdi biz burada asansör olarak görüyoruz. Yukarısı zenginler, aşağısı fakirler. Sorumuzun ilki, okekleri 60 olan iki sayının toplamı en çok kaçtır demiş. Okek zengindir dayı. Hiç kimse okekten daha zengin olamaz. Obep fakirdir. Hiç kimse obepten daha fakir olamaz. Bunları iyi bileceğiz. O zaman okek dediği için ve okekleri 60 olduğu için ben 60'tan daha büyük bir sayı seçemem. İki tane 60 geldi. Bir tanesi geliyor, gördüğün gibi birinci kata çıkıyor. Yukarıdan birinci kata. Öbürü de geliyor. Kardeş diyor, ben de o kata gelirim. Kimse bize farklı dememiş. Sen zenginsen ben de zenginim diyor. 60 artı 60'dan 120 olur. Okekleri 60 olan iki sayının toplamı en fazla 120'dir. Okekleri 60 olan farklı iki sayının toplamı diyor. O zaman 60'ın biri geldi dayı. Gitti birinci kata. Öbürü artık bu kata gelemeyecek. Öbürü farklı dediği için onun altındaki ikinci kata 62'ye bölüp 30 diyeceğiz. 60 ile 2'yi çarpıp da 120 diyemem. Kimse okekten daha zengin değildir. O zaman aşağı doğru ineceğim, bölüneceğim. 62'ye böldüm 30. Yani 60 artı 30'dan cevabım 90 olur farklı iki sayı dersem. Okekleri 60 olan 3 sayının toplamı. Burada ne yaparım dayı? Okeklere 60 olan 3 sayı farklı demediğine göre o 3 sayımızda gider birinci kata yerleşir. Evet. 3'ü de birinci kata yerleşir. 160. Bravo. O da birinci kata geldi. Diğeri de gördüğümüz gibi birinci kata geldi. O zaman 60 artı 60 artı 60'dan 180 olur. Okeklere 60 olan farklı 3 sayı diyor bu sefer. Bu sefer birinci sayımız gider, yani 60 birinci kata yerleşir. Diğer 60 farklı olduğu için ikinci kata yerleşir, bölünerek yerleşir. 30 olur. Bu sefer üçüncü sayımız 60, bu sefer 3'e bölünür. 20 olur. Evet. Yani burada şu çok önemli. Biri 60, diğeri 30, diğeri 15 değil. Birinci kata geldi 60. İkinci kata geldi 62'ye böldüm 30. Üçüncü kata geldi 63'e böldüm 20. Diyelim ki 75 olsaydı, o kekler 75 olsaydı. Birisi 75 birinci kata gelecekti. Öbürü 75 ikinci kata zorlayacaktı. 75 2'ye bölünmediği için giremeyecekti. O zaman 3. katı zorlayacaktı. 75 3'e bölünüp 25 olacaktı. Şu şema gözümüzün önünde olacak. O zaman 60 artı 30 artı 20'den 110 olur. Obepleri 20 olan iki sayının toplamı en az kaçtır denilmiş. Bu sefer fakirden bahsediyor. Dedik ya, obepten daha fakir yoktur. 20 geldi dayı. Birinci kata, alttan birinci kata geldi 20. Kardeş, biz birbirimizden farklı değiliz. O zaman ben de fakirim, o da 20. 20 artı 20'den cevabımız 40 oldu.
Obebleri 20 olan farklı iki sayının toplamı sorulmuş. Biri geldi, birinci kata geldi. En fakir benim dedi 20. Öbürü o kata gelemeyecek, şu kata gelecek. 20 çarpı 2'den 40. Dikkat ettim de 20 bölü 2'den 10 olmadı. Çünkü en fakir o. En fakir bir defa 20. O zaman en fakiri 20 ise diğerleri artık çarpılarak gitmesi lazım. 20 çarpı 2'den 40 olduğunu görüyoruz. O zaman 20 artı 40'dan 60 olur. Obebleri 20 olan 3 tane sayının toplamı en az kaçtır demiş. Burada da hemen biri 20'ye geldi. Farklı demediği için öbürü de 20'ye geldi. Diğer sayımız da 20'ye geldi. Ve toplamları 20 artı 20 artı 20'den 60 oldu. Birbirinden farklı 3 sayının toplamı en az kaçtır derse, biri 20'ye geldi, diğeri bu kata gelemeyeceğinden şu kata gelecek. 20 çarpı 2'den 40, diğeri de 3. kata gelecek. 20 çarpı 3'ten 60. Burada da dikkatimizi şu çeksin, 20, 40, 80 değil. 20 çarpı 1, 20 çarpı 2, 20 çarpı 3 anlamında. 20 artı 40 artı 60'dan buradan da cevabımız 120 olur. Şimdi dayı, bu soruları da sana verelim. Hem de bir teyit edelim. Aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Evet. Okey, 120 olarak verilmiş burada. A şıkkında iki sayının toplamı en çok kaç olur diyor. Farklı iki sayı demiyor bana. Sayılardan birerisini 120 alalım. Asansör sistemimi de kafamda canlandırdığımda gider birinci kat oturur bir ilk sayımız. Diğeri de 120 olur. Toplamı da 240 bulmuş. Bravo. Üç sayının toplamı en çok kaçtır demiş. Yine sayılarımız farklı değil. Üç tane 120'miz de gider birinci kata yerleşir. Üç tane 120 de 360 yapar. Farklı iki sayının toplamı en çok kaç olur? Bu sefer sayılarımız farklı. İlk 120'miz gider birinci kata yerleşir. Diğeri ikiye bölünür 60 olur. Yani ikinci kata yerleşti. Toplamı da 180 olarak bulunur. Çok iyi dayı. Farklı 3 sayının toplamı en çok kaç olur? Bu sefer 121. katta 120 bölü 2 60 ikinci katta, 120 bölü 3 40 da 3. katta olur. Toplamı ise bize 220'yi verir. Evet. 2 sayının toplamı en az kaç olur diyor. Bana şimdi o kek 120 verilmiş. Burada ben aralarında asal olma durumunu düşüneceğim. Niye? En az dediği için. 120 çarpımını veren 2 tane ikilimiz var. 8 kere 15 ve 5 kere 24. Bakıyoruz 15, 8 daha 23, 24, 5 daha 29, az oranında 23 bulmuş. Yani dayı, o keklerde toplamı en az derse ben aralarında asallığı düşüneceğim. Aşağıdaki soruları cevaplamaya devam edelim. OBEP verilmiş bu sefer 10 diye. İki sayının toplamı en az kaçtı. Bu sefer madalyonun diğer yüzü. Yani bu asansör sistemimizin alt katına bakacağız. Yani fakir. Fakir, en fakir buydu. Gider bu 10, 6'a oturur. Farklı demediği için diğer 10 da 6'a oturur ve toplamı 20 olarak bulunur. Çok iyi. Üç sayının toplamı yine aynı mantıkla 10, 10, 10 toplam 30 olur. Neden? Farklı dememiş çünkü bize sayıların. Evet. Şimdi farklı iki sayının toplamı en az kaçtı? Gider bu zaman 10 en alta gelir. Daha sonra altın bir üst, yani ikinci kat alttan 2 kere 10 20 olur bu sefer. Çünkü en fakir 10'du bizim. Daha sonra 20 olur. İkisinin OBEB'i zaten 10 olarak bulunur. Toplamları da 30'dur. Farklı üç sayı ise yine aynı mantıkla. En alta 10 oturur. Onun bir üstüne 20. Onun bir üstüne ise 30 oturur. Ve toplamı da 60 olarak bulunur. Ağzına diline sağlık dayı. Ardışık iki çift sayının x ile x artı gibi düşünelim. OBEB'leri 2'dir. OKEK'leri de çarpımlarının yarısıdır. Gerçekten de öyle değil. Mesela 6 ile 8'i düşünsek. 6 ile 8 ikisi de 2'ye bölünür. Başka kimseye bölünmezler. OBEB'leri 2'dir. OKEK'leri ise çarpımlarının yarısıdır. Sebebi de şu. Hani OBEB ile OKEK'lerin çarpımı sayıların çarpımına eşit değil miydi? Evet. O zaman x çarpı x artı 2 bölü 2 ile 2'yi çarpsam şu 2 şu 2'yi götürür. X çarpı x artı 2. Zaten sayılar da bunlar. Evet. Onu da hatırlatmış olduk. Şimdi bu söyleyeceğim yer çok önemli. OBEB'leri 5 olsa, atıyorum öylesine 5 dedik. O zaman ben şunu söyleyeceğim. Şahıslar X, D, Y. Bu şunu diyor. Kardeş diyor, en fakiri 5'miş. O zaman sende de var, bende de var. OBEB'i böyle de algılayacağız. Çünkü buranın en fakiri bensem dayı. Cebimde de 10 milyon varsa, herkeste mutlaka en az 10 milyon lira vardır. O zaman x denilen adam 5 çarpı K1, y denilen adam 5 çarpı K2'dir. Yani sende de var, bende de var. Ha bende kuyruk 1 var, sende kuyruk 2 var. Bunlar aralarında asal olmak zorundadır. Bu ifadenin OKEK'lerini şöyle yazarız. 5'leri bir defa yazarız. Yanına K1'i, yanına K2'yi koyarız. K1, K2 aralarında asal. Tekrar ediyorum.
O webleri 5 dedi. Hemen ben X'ye yazıyorum. 5K1, 5K2. O webleri 10 dedi. 10K1, 10K2. Ve buraya geliyorum, o kek yazarken de 10 çarpı K1 K2 ifadesini kullanıyorum. Kırmızıya dikkat. K1 ile K2 aralarında asal olmak zorundadır. X ve Y farklı doğal sayılardır. OBEB'leri 5'miş. 6X eşittir 14 Y olduğuna göre X artı Y toplamı nedir? Hemen dayı ne söylersin? Hemen kuyruk 1 kuyruk 2 yani X 5, eşittir 5K1, Y eşittir 5K2. Bravo. Yani OBEB X virgül Y 5 ise X eşittir 5K1, Y eşittir 5K2 deriz. Şu ifadede de yerine yazdığımızda 6x eşittir 14y, x gördüğüm yere 5k1'i, y gördüğüm yere 5k2'yi koyuyorum. 5'ler sadeleşiyor. 6 ile 14, 2 ile sadeleşince 3k1 eşittir 7k2 oldu. Burada k1 k2 aralığında zaten asal. 3 ile 7 de aralığında asal. O zaman k1 7'ye eşittir, k2 de 3'e eşittir. Benimki seninki, seninki benimki muhabbeti var. X denilen adam 5k1 olduğundan dolayı K1 yerine 7'yi koyduğumuzda X 35, Y denilen adam 5K2, K2 yerine de 3'ü koyduğumuzda Y'yi de 15 buluruz. Toplamlara da dayı bize 50'yi verir. 5'ten büyük A ve B doğal sayılarının ortak bölenlerin en büyüğü 5'tir. OBEB'leri 5'miş. Evet. A çarpı B 150 olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır? Madem OBEB 5'tir, o zaman sende de 5 var, bende de 5 var. Sende kuyruk 1 var, bende kuyruk 2 var. İkimizin çarpımı 150 ise, o zaman ben A yerine 5K1'i, B yerine 5K2 yazıyorum. 5 ile 5 çarp 25, 150'ye bölersem K1 çarpı K2 eşittir 6 olur. Şimdi burada ihtimalleri düşünelim. 1'e 6, 2'ye 3 değil mi? 1'e 6 dersek dayı, K2 6 olursa 6 çarpı 5'ten 30 olur. K1 de 1 olursa 5 çarpı 1'den 5 olur. Bize 5'ten büyük dediği için diğerinin 1 olmaması gerekir. O zaman birine 2, birine 3 deriz. A artı B toplamı soruluyor. Yani 5K1 artı 5K2. 5 parantezinde K1 artı K2. K1 ile K2'yi toplarsam dayı 5 çarpı 5'ten 25 olur. Yine benzer bir soru. A kümesi, daha doğrusu A 210'dan küçükmüş. A ile 180'in OBEB'leri 30'muş. Buna göre A'nın alabileceği pozitif tam sayı değerlerin toplamı kaçtır denilmiş. OBEB 30'sa sende de var, bende de var. Yani A eşittir 30K1, B eşittir 30K2. Yazıyorum dayı. A 30K1, B denilen adam şu değil mi? 180, K2 6 olur. Aynen öyle. K2 6 olur. 30 çarpı 6. Lakin K1 ile 6 aralarında asal olmak zorundadır. Hemen geliyorum. 1 ile 6 aralarında asaldır. Çünkü her doğal sayı 1 ile aralarında asaldır. 2 ile 6 aralarında asal değildir. Gitti. 3 ile 6 aralarında asal değildir. Gitti. 4 ile 6 aralarında asal değil. Gitti. Çünkü 2'ye bölünüyor. Bunlar 3'e bölünüyor. Bunlar 2'ye bölünüyor. 5 ile 6 aralarında asal. Evet. 6 ile 6 aralarında asal değil. Gitti. 7 ile 6 aralarında asal. Evet. Ama dayı 7 olsa kah. 30 çarpı 7'den 210 olur değil mi? Evet. Sayımız 210'dan küçük olmalıymış. Kusura bakma, sen de gittin. O zaman biz 1 ve 5 değerlerini bulduk K1 için. Bize A'nın alabileceği değerleri soruyordu. A 30 K1 olduğundan eğer K1 1 ise 30 çarpı 1'den 30. Eğer 5 ise 30 çarpı 5'ten 150. İkisinin toplamı da 180 olur. Güzel bir soru muydu? Evet. Hoş bir soru. A bir doğal sayı, x, z birer pozitif tam sayıymış. A doğal sayısı en az kaç olur? A doğal sayısı 500'den büyük olmak şartıyla en az kaç olur? Şimdi dayıcım, çok geliyor böyle sorular. 3x artı 2 fark 1. 4y artı 3 fark 1. 5z artı 4 fark 1. Ah benim sayım bir fazla olsaydı. O zaman burası a artı 1 olurdu. Bura 3x artı 3, bura 4y artı 4, burada 5z artı 5 olurdu. Ne güzel 3'ün katı, 4'ün katı, 5'in katı. O zaman a artı 1 sayısı 3, 4, 5'in katı. Kendiliğinden geliyor cümle. 3, 4, 5'in o kekleri de 60 olur. A artı 1 eşittir 60'tan a da 59 olur. A şıkkının cevabı en az 59'dur. B şıkkı tehlikeli. A doğal sayısı 500'den büyük olmak şartıyla en az kaçtır? Dayıcığım, şuraya kadarki işlemler aynı. A artı 1 eşittir 60'a kadar ayrı.
Şimdi ben burada hep öğrencilere şunu söylerim. Derim ki evinize bir hırsız girdi ve siz o hırsızı yakaladınız. Şimdi önce çarpar sonra mı evinden atarsın? Önce atar sonra mı çarparsın dayı? Önce çarpar sonra atar. Yani adamı atsan nasıl çarpacaksın değil mi? Önce çarparsın sonra atarsın. A artı 1 eşittir 60. Şu şartı sağlayacak şekilde şu okey önce çarparsın. Yani 500'ü geçmek için ben 8 ile çarpsam geçemiyorum. 9 ile çarpsam geçerim değil mi? O zaman 9 ile çarptım 540 oldu. Şimdi 1'i buraya attım. Önce çarpar sonra atarım. A eşittir 539. Yani arkadaşlar şunu yaparsa çok kötü olur. Hocam ben 1'i attım 59. 59'u öyle bir sayıyla çarpayım ki 500'ü geçsin. 59'u zaten seni çarpacağın adam 9. 59 ile 9'u çarptığı zaman ne olur dayı? 60 ile 9'u çarpsa 540 yapar. 9 düşersek 531 yapar. Ama cevap 539. Dolayısıyla yanlış yapmış olur. Önce hırsızı çarparız sonra atarız. Buraya unutmayalım. X, Y, Z pozitif tam sayılar. A eşittir 3x eksi 2, 5y artı 1, 8y artı 2. Eşitliğini sağlayan en küçük A pozitif tam sayısı için x artı y artı z toplamı kaçtır? Şimdi biraz önceki soru gibi değil. Biraz önceki soruya baksan dayı fark 1, 1, 1. Ama buraya geliyorsun fark 5. 3'ten eksi 2'yi çıkartırsam 5 yapar. 5'ten 1'i çıkarsam 4. Buradan buraya çıkarsam 6. Aralarda bir ilişki yok değil mi? O zaman böyle durumlarda gözümüzü en büyük olan yere dikeceğiz. 8. 8 kat sayısının olduğu yere. Fark 6. 6 eklesem dayı. Burayı zaten kurtarırım değil mi? 8'e artı 8 yapar. 6'yı buraya eklesem buraya 7 olur. 5'e artı 7. 5 parantezini alamam. Sonra diyorum ki hani 6 eklemek gerektiğini bulmuştum. Bunun katsayısı kadar üzerine ekleyeceğim. Yani 6'ya bir 8 daha ekleyeceğim. 14. 14 fazla olsa burası 15 olur uyumlu. Bura 14 fazla olsa 12 olur. 3'ün katı uyumlu. Tekrar ediyorum ne yaptığımızı. 8 artı 2 fark 6. Önce 6 ekleseydik dedik olmadı. Sonra o 6'ya bu 8'i ekleyip 14 ekleseydik dedik oldu. Diyelim ki olmadı. 14'e tekrar 8'i ekleyip 22 deyip ona göre işlem yapacaktık. Ah benim sayım 14 fazla olsaydı da 3x artı 12, 5y artı 15 ve 8y artı 16 olurdu. Yani benim sayım 3'ün katı, 5'in katı, 8'in katı olurdu. A artı 14 eşittir 3, 5, 8 ok eklerini buluyoruz. O da 120 yaptı. Bize dayı neyi soruyor? En küçük A pozitif tam sayısı. O zaman 14'ü buraya atarsak A 106 çıktı. Ama benden en küçük A pozitif tam sayısı için x, y, z'nin toplamını soruyor. Ben A 106 bulmuşum. Gider buraya koyar, şuradan x'i bulurum, oradan y'yi, oradan z'yi bulurum. 3x eksi 2 106 ise x eşittir 36. 3x 5y artı 1 106 ise y eşittir 21. 8z artı 2 106 ise z de buradan 13 çıkar. Benden de x artı y artı z'nin toplamı 70 bulunur. Tehlikeli bir soruydu dayı. 3, 4 ve 5 sayılarıyla bölündüğünde her seferinde 2 kalanını veren 3 basamaklı en küçük doğal sayı ve en büyük doğal sayı bulunuz demiş. Şimdi dayı bir tane sayım var. 3'e bölünmüş 2 kalanını vermiş. 4'e bölünmüş 2 kalanını vermiş. 5'e bölünmüş 2 kalanını vermiş. Ah benim sayım 2 eksik olsaydı da ne güzel 3'e de 4'e de 5'e de temiz temiz bölünseydi değil mi? O zaman a eksi 2 eşittir 3, 4, 5'in okek. Okeklerini aldığımız zaman 60 yapar. Okek almayı biliyoruz yani. Gidip kenarda alırız. Zaten bunlar aralarında asalsa ikişerli ikişerli direkt okekleri çarpımlarıdır. A eşittir 62. Hah bizden neyi soruyordu? 3 basamaklı. 3 basamaklı demeseydi 62 diyecektik. 3 basamaklı dediği için önce bunu 2 ile çarptım 120 yaptım. Hırsızı çarptım sonra attım 122 buldum. A şıkkı bu. B şıkkına geçiyorum. En büyük doğal sayı. Şuraya kadar aynıydı zaten. A eksi 2 eşittir 60. Şimdi 3 basamaklı en büyük doğal sayı. Dayı ben o zaman bunu bir şeyle çarpacağım. Ne yapayım? 17 ile çarpsam geçer. 16 ile çarpacağım. 960. 16 ile çarpacağım. 16 ile çarptım. 960. 2'yi de buraya yolladım. A eşittir. 962 oldu. Şimdi diyor ki yukarıdaki soru gül asker sorusu olarak da gelebilir. Yani nasıl gelir? İşte der ki bir bölükteki askerler üçerli, dörderli, beşerli sıralandığında her seferinde iki asker artmaktadır. Bu bölükte işte üç basamaklı en büyük sayı kadar
asker olduğuna göre deyip bu soruyu sorabilir. Ya da aynı şekilde işte çiçekleri 3, 4, 5 şeklinde demetlere ayırdığında her seferinde 2 tane artıyor. Benzer şekilde sorular geliştirilebilir. 320, 425 ve 570 sayılarını böldüğünde sırasıyla 20, 5 ve 30 kalanlarını veren en büyük doğal sayı kaçtır? Şimdi dayım, 320'ye bölüyormuş, 20 kalanını veriyormuş. 425'i bölüp 5 kalanını veriyormuş. 570'i bölüp 30 kalanını veriyormuş. Yani bu sayı 320 değil de 300 olsaydı ne güzel, 300 A'ya bölünmez miydi? Şimdi 20 artmış değil mi? O zaman bu sayıda 425'ten 5'i çıkarsam 400 A'ya tam bölünürdü. 570'ten 30'u çıkartıp 540 A'ya tam bölünürdü. 300 bölünürdü, 420 bölünürdü, 540 bölünürdü. E dayı, benim aradığım sayı 300'den küçük mü? Evet. E küçükse OBEB midir? OBEB. Dolayısıyla. Evet. OBEB fakiri arayacağım. Benim sayım bunlardan küçük işte. Küçükse fakirdi, ben OBEB arayacağım. 300, 420 ve 540'ın OBEB'lerini kenarda hesapladım. 60 buldum. Benden de 10 soruyor zaten. Kenar uzunlukları 25 ve 35 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir tarlanın köşeleri de dahil olmak üzere eşit aralıklarla ağaç dikilecektir. A şıkkı diyor ki bunun için en az kaç ağaç dikilir? B şıkkı her tarafına, içine de dikilirse en az kaç ağaç dikilir? Şimdi dikdörtgen şeklinde tarlam var. 25'e 35. Ben ağaçlar dikeceğim. Her iki ağaç arasındaki mesafe bilmiyorum, x var. Şimdi burada bir şey söylüyorum dayı. Göz var, nizam var, yukarıda Allah var. Gerçi Allah her yerde var ama bu x denilen mesafenin 35'ten küçük olduğu çok belli değil mi ya? Evet. Ve bu x denilen adamın 25'ten de küçük olduğu belli. E biz ne dedik? Fakirse OBEB. Hemen gideceğim 25'te 35'in OBEB'lerini bulacağım. Fakir olduğunu kabul ettim. Dolayısıyla OBEB'lerini bulacağım. Kenarda OBEB'lerini buldum. 5. 25 ve 35 5'e bölündü. Diğerlerinde ortak bölen yok. OBEB'leri 5 ise artık dikdörtgenin çevresini iki ağaç arasındaki mesafeye bölerek ağaç sayısını bulacağım. Yani çevresi dediği için çevre bölü aralık boyu. Dikdörtgenin çevresi zaten biliyorum, iki kenarın toplamının iki katı. Aralık boyu da 5'ti. 5'e bölersem cevabı 24 bulurum. Basit bir mantıktı. Şimdi B şıkkına gelelim. Her tarafına. Yine benzer şekilde dayı. Ağaçlar dikilecek ama bu sefer içlerine de ağaç dikilecek. İki ağaç arasındaki mesafenin 5 olduğunu biliyorum. Biraz önce bulmuştum. Şimdi her tarafına dediği zaman mesela ben öğrencilere soruyorum. Diyorum ki arkadaş diyorum. Buradaki mesafe 25 metreydi değil mi dayı? Evet. Beşer metre aralıklarla ağaç dikeceksem 25'i 5'e bölüp 5 ağaç dikilir diyorlar bana. Yanlış. Yanlış. Çünkü burası 25 metreyi 5'e böldüğünüzde 5 tane boşluk bulursunuz. Ağaçları diktiğinizde 6 ağaç olur. Yani 6 ağaç burada var. 35'i 5'e böldüğünüzde 7 tane boşluk bulursunuz ama oralara ağaçları dikerseniz bir fazlası kadar ağaç olur. Yani 35'i 5'e bölüyorum. 7, bir fazlası 8. 6 asker burada, 8 asker burada. 6 çarpı 8 çünkü alan taranıyor. 6 çarpı 8'den cevap 48 olur. İnanmayan teker teker ağaçları dikebilir. Her tarafından sorusuna lütfen dikkat etsinler. Şöyle de düşünebilirler. 6 tane bölük var. Her bölükte de 8 asker var. 6 kere 8'den 48 olur. Eni 45 ve boyu 65 olan dikdörtgen biçiminde bir odanın tabanı hiç boşluk kalmayacak şekilde eşit kare biçiminde fayanslarla kaplanacaktır. Buna göre bu işlem için birbirine eş en az kaç fayans gerekir demiş. Karemizi çizdik. Daha doğrusu dikdörtgenimizi çizdik. 45'e 65. Karenin bir kenarı bulacağız şimdi. Aynen. Buraya hemen fayansı koydum. Kenarı x. Allah var dayı. Evet. Göz var, nizam var. Küçük bir yer bulacağız. X 45'ten 65'ten küçük değil mi? Onun da neyini bulacağız? OBEB. OBEB'lerini bulacağız. O zaman OBEB'lerini bulursak dayı, OBEB'leri 5. Karenin bir kenarı 5'miş. Karenin bir kenarını 5 bulduk. E şimdi ben burada kare fayansları bulmak için ne yaparım? Dikdörtgenin alanını karenin alanına bölerim. Kaç tane sığdığına bakarım. Aynen öyle. Çünkü alan taranıyor değil mi dayı? Alan tarandığından dolayı dikdörtgenin alanını karenin alanına böleriz. O da 65 çarpı 45 dikdörtgen alanıdır. Karenin alanı da 5 çarpı 5'tir. Gördüğüm iki kenarı çarparım. İşlemi yaptığımızda cevabı 117 buluruz. Bu soruyu senden dinleyelim dayı. Tabii ki. Boyutları 42 cm, 56 cm ve 63 cm olan
dikdörtgenler prizması biçimindeki bir kutunun içerisine kutuyu tam dolduracak şekilde küp biçiminde birbirine eş en az kaç koli yerleştirilebilir demiş. Bunu çizerek ne yapacağımız daha iyi anlarız dayı. Şimdi burası dikdörtgenler prizmamız. İçine benim küp şeklinde koli yerleştireceğim. Şimdi bakıyorum burada verilen, burada verilen ve burada verilen uzunluklardan daha küçük. Nerede yani, verilen dayı? Ya bütün uzunluklardan daha küçük. Yani olarak diyorsun ki küp var burada. Küpün bir kenarı x. Evet. Bu göz var, nizam evet var. Her bu x 42'den de 56'dan 63'den küçük. Fakir. Fakir. O zaman obeb kullanacağım. Bunlar obebini bulduğum zaman 7 olduğunu görüyorum. Demek ki bu küpün bir kenarı 7'ymiş. O zaman kaç koli yerleştirebilir diyor. Benim bu cismimin hacmini bu küçük küpün hacmine böldüğümde ne kadar koli sığacağını anlamamak bravo gerekir. 3 boyutlu olduğu için evet dikdörtgenler prizmasının hacmini küpün hacmine böleriz. Evet. Hacim de gördüğüm 3 kenarı çarpmak zaten. O zaman 42 çarpı 56 çarpı 63 bölü 7 çarpı 7 çarpı 7. Buradan da 432 yapar. Evet dayı. Ayrıntıları 3, 4 ve 5 santimetre olan dikdörtgenler prizması şeklinde kutulardan en küçük hacimli küp oluşturulacaktır. Bu iş için kaç tane kutu gerekir? Şimdi bakıyorum küp oluşturacak. Hemen kafamda da bunu çizebilirim. Küçük bir küpüm var burada. Bunlardan... Yok, dikdörtgenler prizmamız var. Dikdörtgenler prizmamız var. Küp oluşturacağız. Yani benim bulmam gereken kenar bu verilenlerden daha büyük, evet, daha zengin. Göz var, nizam tamam var. Bura 5, bura x. X. Aradığım kenar bundan büyük, küp zengin, okey. Okey, kat bulacağım. Bundan okeyini bulduğumda zaten 60 olduğunu gördüm aralarında asal sayılar. Daha sonra buranın 60 olduğunu gördüm. Yani benim bu küpümün bir kenarı 60'mış. Bana kaç tane lazım diyor. Küpün hacmi 60 çarpı 60 çarpı 60. Yani küpün hacmini dikdörtgenler prizmasının evet hacmine böleceğiz. Böleceğiz. O zaman kaç tane olduğunu buluruz. Kutu getirdiğini evet buluruz. Yani dayı diyorsun ki çizmek çok önemli. Evet. Biz burada dikdörtgenler prizmasını çizdik. Küp yapılacak. Küpün kenarını bilmiyoruz. Küpün kenarı bunlardan büyük olduğunu evet çok açık, aşikar. Okektir. Bunların okeklerini bulduk. 60. O zaman biz küpün kenarını evet bulduk. Bu da küpün hacmi bölü dikdörtgenler evet prizmasının hacmi. Çünkü büyüğün hacmini küçüğün hacmine böleceğiz. O zaten şey kısmı. Bir de evet bana verilen sorulandan küçük burada. Evet. O zaman okek bulacağız. Zengin işte. Zengin. Aradığım şey oradan evet büyükse zengin. Aynen. Hiç parça, kutu falan evet ezberlemeye lüzum yok. Şimdi boyutları 4 ve 5 santimetre olan dikdörtgen şeklindeki levhalardan en küçük alanlı bir kare elde edecektir. Bu iş için kaç levha gerekir diyor. Bana hemen gene şeklimi çiziyorum. Burada 4 ve 5 olan bir dikdörtgen şeklinde karem var. Yine aynı şekilde dayı. Dikdörtgen şeklinde bir kare ifadesi çok yok güzel oldu dayı. 4 ve 5 kenar uzunluğundaki bir dikdörtgenim var. Bundan kare. Kare oluşturulacak. Şimdi yine aynı şekilde biz şuna fokuslandık. Bana verilen var burada, bir de sorulan var. Sorulan daha büyük. O zaman sorulan da derken bizim merak ettiğimiz bunun kenarı. Yani, aynen. O dörtte mutlaka büyük olacak, daha zengin olacak. Evet. O zaman okek kullanacağım. Dört ve beşin okekini bulduğum zaman 20 olduğunu görürüm. Daha sonra bu karemin bir kenarı 20'ymiş. 20 çarpı 20 bölü 4 çarpı 5. Yani diyorsun ki alanı, büyüğün alanını küçüğün alanına böleriz. Ve sonucu bulurum. 20 bölü 20'den cevap 20 olur. Her zaman bulduktan sonra büyüğün alanını küçüğün alanına böleceğiz. 3 boyutsa da hacmini hacmine böleceğiz. Bunu da ben yapayım dayı. 3 çalar saat sırasıyla 30, 40 ve 50 dakikada aralıklarla çalmaktadır. İlk kez saat 8'de 3'ü birden çaldığına göre 3'ünün birden tekrar saat kaçta çalacağını bulunuz demiş. Şimdi dayı, burada yapacağım mantık şu. 30, 40, 50. Bu 30 dakikada bir çalıyor. Ben gidip de buna kardeş 20 dakikada bir çalsana. 20 bak bunun altında. Bana diyecek ki niye çalayım arkadaş? Ben 30 ve 30'un katlarında çalarım. 30, 60, 90. Bak ben alttan bir şey tercih etmek istedim. Şartlar bana yukarıya çık dedi. 40 dakikada bir çalan adama ben 20 dakikada çalsana desem yok kardeş beni ayarladılar. Ben 40, 80, 120. Bunun katlarında çalarım. Yani kendimiz hemen 30, 40, 50'nin katını aramamız gerektiğini, yani zengini aramamız gerektiğini anlıyoruz. Kenara gittik, 30, 40 ve 50'nin okeyini bulduk, 600. Demek ki 600 dakika sonra bunlar birlikte çalacaklar. O zaman dayı, 600 dakikayı da saate çevirirsek, 600'ü 60'a böldük, 10 saat yapar. Saat 8'de bir defa ilk defa çalmışlarsa 10 saat eklersek cevabımız 18 olur.
Dairesel bir pistin başlangıç noktasından aynı anda aynı yöne doğru koşan 3 atlet. Bir turlarını sırasıyla 20 saniye, 90 saniye ve 30 saniyede tamamlıyorlar. Beraber koşmaya başlayan 3 atletten birinci ve ikinci koşucu ilk kez yan yana geldiğinde üçüncü koşucu kaç tur atmış olur? Sorunun sonu önemli. Birinci ve ikinci koşucu ilk kez yan yana geldiğinde. O zaman ben birinci koşucuya bakıyorum. 20 saniye ikinci koşucuya bakıyorum. 90 saniyede tur atıyor. Biz burada yapmamız gereken şey hemen okeklerini bulmamız gerektiğini nasıl anlayacağız? Diyeceğiz ki şöyle düşünsene dayı. Adam 20 saniyede bir tur atıyor. Bu 90 saniyede bir tur atıyor. 20 saniyede bir tur atan adama 10 saniyede tur at desen yok abi ben 20 saniyede bir atıyorum keyfimi bozmam der. O zaman o keklerini bulmam gerektiğini anlarım. Hemen 20 ile 90'ın zengini bulmam gerektiğini o keklerini bulursam 180 yapar. Niçin 20 ile 90'ı buldum? Çünkü birinci ve ikinci koşucunun yan yana gelmesi önemli benim için. Birinci ve ikinci. 180 saniye içerisinde bunlar yan yana gelecekler. Bu esnada üçüncü koşucu kaç tur atmış olur? Yani 180 saniyede kaç tur atmış olur diyor. Adam 30 saniyede bir tur atıyor. O zaman 180'i 30'a bölersem 6 tane tur attığını bulurum. Üçüncü koşucunun. Güzel değil mi dayı? Güzelmiş. Evet. 150 ve 200 sayılarının ortak bölenlerini bulunuz. Ortak bölenlerini. Bakın dayı, ortak bölenlerin en büyüğünü bulunuz demiyor. Ben de diyorum ki ama ona çok benziyor. Ortak bölenlerini bulunuz. Ben en iyisi bir OBB bulayım diyorum. Gidiyorum 150 ve 200'ün OBB'ni buluyorum. 2'ye böldüm 75. İşte buradaki işlemimi yaptım. Yıldızlarım şunlar. 150 ve 200'ü 2 bölüyor. Bu iki sayı 5 bölüyor. Bu iki sayı 5 bölüyor. O zaman OBB'leri 2 çarpı 5 çarpı 5'ten 50 yaptı. Şimdi bana OBB'lerini bul deseydi 50 diyecektim. İkisini aynı anda bölenleri bulunuz diyor. En büyüğü 50. O zaman ben 50 sayısının pozitif bölenleri sayısını bulsam bu adamların ortak bölenlerini bulurum. Çok hoş bir soru. Hemen gidiyorum 50'yi asal çarpanlarına ayırıyorum. 2 çarpı 5'in karesi. Pozitif bölenleri sayısı da üstlerini birer arttırıp çarpmaktı. O zaman üstünü 1 arttırdım 2, 1 arttırdım 3. 2 çarpı 3'ten 6 tane adam bunları ortak bölüyorlar. Ve onların en büyüğü de 50'dir. Güzel bir soruydu dayı. Sayılarının çarpmaya göre tersleriyle ayrı ayrı çarpıldığında her seferinde sonucu tam sayı çıkan en küçük pozitif tam sayı kaçtır? Şimdi bu sayılar varmış. Çarpmaya göre tersleri. O zaman 3 bölü 16'nın tersi 16 bölü 3'tür. Bunun tersi 17 bölü 8'dir. Bunun tersi de 11 bölü 6'dır. Ve bir sayı onlarla çarpılıyor. Sayıların çarpmaya göre tersleriyle ayrı ayrı çarpıldığında. O zaman herkes x ile çarpılıyor. Sonuç bir tam sayı çıkacakmış. Bunun tam sayı çıkabilmesi için bu x denilen adamın 3'e bölünmesi lazım. 8'e bölünmesi lazım. 6'ya bölünmesi lazım. Ya da başka bir bakış açısı. X denilen adam 3'ten büyük olması lazım. 8'den büyük olması lazım. 6'dan büyük olması lazım. O zaman 3, 8, 6'dan büyükse, katıysa, zenginse o kekleri lazım. 3, 8, 6'nın o keklerini buluyoruz ve cevabımız 24 oluyor. OBB kek konusu da bu. İnşallah dayı faydalı olmuşuzdur. Arkadaşlar devamlı fakir zengin muhabbetini düşünsünler. Aradıkları şey eğer verilenlerden küçükse OBB'tir. Verilenlerden büyük bir şey arıyorlarsa o kektir. Benim diyeceğim budur. Hayırlı uğurlu olsun.